Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Rehni. Bu bahis rehin bahsidir. Bu kitap onu beyan edecek. Rehin verirse rehinin menfaatini kim elde eder? Veren adam mı ondan menfaatlenir? Alan adam mı? Yoksa ikisi de ondan menfaat göremez mi? Bab-ı rükub-ı rehni ve isti'malihi ve şurbi de benhi. Bir hayvanı rehin verirse ona binmek, onu kullanmak, onun sütünü içmek vardı. Caiz mi değil mi? Haddesena Ali ibn-i Şeybe kâle haddesena Yezid ibn-i Harun kâle akberena Zekeriye ibn-i Ebi Zâide an-i Şâbi an Ebi Hüreyre'te an-i Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Şâbi Hazreti Ebu Hüreyre'den rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: اَزَّهْرُ يُرْكَفْ بِنَفَقَتِهِ. Verilen hayvanın arkasına binilir, nefakası sebebiyle. Madem onun nefakasını veriyor, öyleyse ona biner. اِذَا كَانَ مَرْهُونًا. O hayvan rehin verilmiş ise. وَلَبَنُ الدَّرِّ. Onun sütü olursa, süt hasil olursa, يُشْرَبْ. O süt de içilir, بِنَفَقَتِهِ. Onun nefakası sebebiyle. Madem hayvanı bakıyor, besliyor, sütünü de içer. İzâ kâne merhûnen, merhûn rehin olduğu vakitte. Şimdi hadis mutlak. Hayvan rehin. Ona bakım gerek. Kim bakarsa üzerine binebilir, sütünü içebilir. Peki nefakasını kim verecek? Mesela burada esas. Veren adam mı? Alan adam mı? Bu hadisin tefsirinde ihtilaf etmişler. Bir kısmı diyor ki veren adam, bak bu hadis ona delalet eder. Veren adam hayvanı vermiş, nefakası da kendisine veren adama ait olduğundan dolayı icabında biner. Eğer sütü varsa sütünü alır. Öteki kısmı da diyor ki hayır, veren adamın alakası kalmamıştır. Kime vermişse o rehini alan adam bakacak, binerse o binecek, sütü olursa sütü o içecek. İhtilaf burada. Kâle Ebu Cefer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَزَهَبَ قَوْمٌ اُلَمَادًا bir kısmı zahib oldular. اِلَا اَنَّ لِلْرَاهِنِ rehin veren adam için caizdir. اَنْ يَرْكَبَ الرَّهْنَ vermiş olduğu rehne biner. Ne sebebiyle? بَحَقِّ نَفَكَتِهِ عَلَيْهِ o hayvana bakması, nefakasını vermesi sebebiyle binmesi rehin veren adama caizdir. وَيَشَّبُ لَبَنَهُ اَيْضًا onun sütünü de içer rehin veren adam. Ne sebebiyle? Hakkı nefekatihi aleyhi. Ona nefekesi sebebiyle. Demek ki bunlar diyorlar ki mesela senin bir atın var. Rehin verdin. Para borç aldın. Atı rehin verdin. O atın nefekesi kime ait? Veren adama bunları göre. O atın masrafını veren adam ödeyecek. Deve vermiş. Masrafını ödeyecek. Koyun vermiş, sığır vermiş. Masrafını ödeyecek. Öyleyse ya onun sütü varsa mesela 10 tane koyun vermiş. 5 tane dişi deve vermiş, onun sütü var. Sütünü kim alır? Veren adam nefekesini üzerine aldığından sütü de o alacak. At ise icabında atı binebilecek diyorlar. Bu birinci mesele. وَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ بِهَذَا الْحَدِسِ bu mesele hakkında bu hadisle istidlal ve ihticac eylediler. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ ulemanın diğerleri bunlara muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki لَيْسَ لِلْرَاهِنَا يَرْكَبَ الرَّهِنَا evet, rehin veren adama caiz değildir ki rehin vermiş olduğu hayvana bine. وَلَا يَشْتَبَ لَبَنَهُ onun sütünü içmek de ona caiz olmaz. Rehini vermiştir, ne binebilir ne sütünü içebilir. وَهُوَ رَهْنٌ مَعَهُ halbuki o rehindir, rehin olduğu müddetçe. Vermiş olduğu adamın yanında rehin olduğu müddetçe ne ona binebilir ne de sütünü içebilir. وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَنْتَفِعَ مِنْهُ بِشَيْءٍ o rehinden hiçbir surette bir menfaat bekleyemez ve menfaat göremez. Bu ikinci mezhep oldu. İkinci mezhebe göre madem rehini verdi, alakası kesildi. Ta o borcunu ödeyinceye kadar öteki adamın rehinde kalır. Borcunu ödemediği takdirde o rehini satar, kendi borcunu alır. Menfaati kimin olur? Rehin kimin yanındaysa onun olur.
Ve kâne minel hücceti lehum, bu ikinci mezhebin hüccetindendir. Alâ ehlil mekâletil vura, birinci mezhep sahiplerine ki, enne hâzel hadîsellezî, şul bir hadis ki, ihteccû bihi, birinci mezhep sahipleri onunla ihticac ettiler. Yani Hazreti Ebu Hüreyre'den rivayet ettikleri hadis. Hadisun mücmelün, bu mücmel bir hadistir. Lem yübeyyen fihi, o hadiste beyan edilmedi. Menillezî yerkebu ve yeşebul leben, o hayvana binen kim, sütünü içen kim, bu beyan edilmedi. Hadiste Peygamber Efendimiz diyor ki, rehine infak ettiğinden, ona baktığından dolayı binebilir ve sütünü içebilir. Ama kim? Nefakayı verecek kim? Beyan edilmedi. Reheni veren adam mı? Reheni alan adam mı? Bu beyan edilmedi. Siz bunu delil getiriyorsunuz, bu hadisi. Halbuki hadiste nefakayı rahin verecektir diye yok. Femin eyne caize lehum, o birinci zümreye nereden caiz oldu ki en yece'aluhu, o hadisteki binen, içen ne kılalar? Errahine rahin kılalar, rahini kılalar, rehin vereni. Dûne en yece'aluhul mürtehin, mürtehini değil de rehin alanı değil de rehin vereni kıldılar, öyle tefsir ettiler. Hâzâ lâ yekûnû lâ ahadin, bu hiçbir kimseye caiz olmaz. İllâ bi delîlin, illâ delille olur. Öyle delil ki yedulluhu ala zalik, buna delalet eden bir delil olur ki ha, bu rehine rehin veren adam bakacak, nefakasını o verecek, öyleyse icabında binebilir, sütünü de içebilir. Buna delil lazım. Nereden delil lazım? İmmâ min kitâbin ev sünnetin ev icmâin, ya kitaptan ya sünnetten ya icma ümmetten bir delil lazım, yoksa caiz olmaz. Ve mazalik bununla beraber fakat rivâ hâzel hadîse, bu hadisi rivayet eyledi Hüseyin rivayet eyledi. Yani Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın hadisini kim rivayet etmişti? Şâbi. Diyor ki Şâbi'den başka bir de Hüseyin rivayet eyledi. An Zekeriyye ani Şâbi. Şâbi'den Zekeriyye tarikiyle. Yukarıdakini Şâbi'den Ebu Zekeriyye, Zekeriyye'den Yezid ibn Harun rivayet eylemişti. Burada da yine Şâbi'den Zekeriyye, Zekeriyye'den de Hüseyin rivayet ediyor. An Ebi Hureyre Hazreti Ebu Hureyre'den yine Zekere. Burada zikreyledi Hüseyin ki ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâle buyurdu izâ kânetid dâbbetü merhûne, bir hayvan rehin verilmiş ise فَعَلَى الْمُرْتَهِنِي, rehin alan adam üzerine vaciptir عَلَفُهَا, onun alakını vermek. وَلَبَنُ الدَّرِّ, onu vermiş olduğu sütü de يَشْرَبُ, içer. وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ, içen adam üzerine de vaciptir نَفَقَتُهَا, o hayvanın nefekesi ve yerkebi biner. Bak bu hadiste açıkça beyan ediyor ki o rehinin nefekesi rehini veren adama değil de alan adama vacip. Ya alan adam nefakasını temin ettiğinden, o hayvana baktığında onun sütünü de içer, ona da biner. Öyleyse siz rehin veren adamı nereden getirdiniz? Yani hadisi yanlış tefsir ettiler onlar. فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثِ, bu hadis delalet eyledi ki اَنَّ الْمَعْنِيَّ بِالْرُكُوبِ وَشُرْبِ الْلَبَنِ, binmekle kastedilen ve sütünü içmekle kastedilen bu fil hadisi evvel, birinci hadiste onunla kastedilen kimdir? Huvel mürtehinu, rehni alan adamdır. Der rahinu, veren değildir. Fecu'ile zâlike lehu, bu ona kılındı. Rehni alan adama kılındı. Yani o binebilir ve sütü içebilir. Ve cu'iletin nefekatu aleyhi, nefeke de o hayvanın alafı da gene rehni alan üzerine kılındı. Ne için? Bedelen mimma yuteavvedu minhu mimma zekerna. Madem bu hayvanın nefekesi ona vacip, ondan ivez olarak binebilir, sütünü içebilir. Yahut madem ona binmesi caiz, o biniyor, rehin alan adam sütünü de içiyor, ondan ivez olarak onun nefekesini de temin edecek. Şu halde rehinin masrafı kime ait? Rehini alan adama ait. Ve kâne hâzâ indenâ, bizim indimizde bu oldu. Vallahu âlem, Allah daha alimdir. Fî vakti mâ kâne r-ribâ mübâhen,
riba mubah olduğu vakitte böyleydi. وَلَمْ يُنْهَ حِينَ اِذٍ O vakitler nehy olunmamış idi. اَنِ الْقَرْضِ الَّذ۪ي Şu bir borçtan ki يَتُرُّ مَنْفَعَةً مَنْفَعَةً çeker. Evvelce bir adam borç verir. O borç verdiği şey mukabilinde de bir menfaat alırdı. Riba yani riba alabilirdi. Riba haram edilmesinden evvel. Ama riba haram edildikten sonra yasaklandı. O başka riba haram olmazdan evvel bu caiz idi. Evet. Ve وَلَا اَنْ اَخْذِ الشَّيْءِ بِشَيْءِ Bu nereye atfetmiş? فِي وَقْتِ مَا كَانَ الرِّبَى مُبَاحًا وَلَمْ يُنْهَيْ حِينَيْزِ Bu vakitte hele nehyedilmemişti. اَنِ الْقَرْضِ الَّذ۪ي يَتُرُّ مَنْفَاتًا Menfaati çekip alan bir borçtan. وَلَا اَنْ اَخْذِ الشَّيْءِ بِشَيْءِ Bir şeyi bir şeyle almaktan da nehyedilmemiş idi. وَاِنْ كَانَا غَيْرَ مُتَسَاوِيَيْنِ İstersen müsavi olmasınlar. Adam birisi fazla veriyor, noksan alıyor. Aynı cinsten. Riba, haram olduğu beyan edilmezden evvel bu caiz idi. Mesela buğda veriyor, az veriyor, çok alıyor. Altını az altın veriyor, çok altın alıyor. İlk önce bunlar caiz idi. ثُمَّ حُرِّمَ الرِّبَا بَعْدَ ذَٰلِكَ Fakat bundan sonra riba haram kılındı ki ziyade olmayacak. Cinsi cinsine oldu mu ziyadesi haram kılındı. وَحُرِّمَ كُلُّ قَرْدٍ شَرَّ نَفَنْ Her bir borç ki bir menfaat şekli getirdi o da haramdır. Bir adama borç verdi mi o borca mukabil ondan bir menfaat isteyip alması bu da caiz olmadı. Bu da haram kılındı. وَاَجْمَعَ اَهْلُ الْاَلْمِ اَهْلِ اَلْمِ İcma ilediler ki اَنَّ نَفَقَةَ الرِّهْنِ عَلَى الرَّهِنِ Rehnin nefakası rahinedir, veren adamadır. لَا عَلَى الْمُرْتَهِنِ Mürtehin üzerine değildir. Rehni alan. Kime aittir? Mürtehine. Rehni alana. Sonradan da diyor ki bu riba haram edilmezden evvel idi. Bir adam rehin aldı mı onun masrafını çeker, onun mukabilinde de ona biner yahut da sütü varsa içer. Fakat sonra riba ayeti nazil oldu. اَحَلَّ الْبَيْءَ وَحَرَّمَ الْرِبَى Riba'yı Cenab-ı Hak haram kıldığı gibi hüküm değişti. Rehinin masrafı kime ait oldu? Veren adama. Rehni alan adam yalnız onu elinde tutacak. Ondan bir istifade yapamayacak. Ona binse riba olur. Südünü içse riba olur. Nefakesi, o rehinin nefakesi sahibine ait, mürteine ait değil. Öyleyse ondan hiçbir şekilde istifade edemez. Yalnız hapsedecek, yanında alıkoyacak ki borcun müddeti geldi diye demezse o vakitte onu satıp parasını alabilecek. فَمِمَّا رُوِيَ ف۪ي نَسْخِ الرِّبَى Ribanın nesli hakkında rivayet edilen hadislerdendir. Yani rivayeti nazil oldu, bu hükmü nesfeyledir. Maşhur bir hadis ki haddesena Süleyman ibn Şuayb قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش عن أبي الدحى شعبة منصور دان أعمش دا أبي الدحى دان رواية ديو bunlar da kimden عن مسروق عن عائشة مسروق عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشة buyurdular ki لما نزلت الآيات آيتي كلمeler nazil olduğu vakitte التي في آخر سورة البقرة Sure-i Bekara'nın ahirinde olan ayetler ki nazil oldu. قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz kıyam etti. فَقَرَهُنَّ عَلَى النَّاسِ Ayağı kalktı. Bütün cemaate ayetleri okudu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağı kalktı. Ayetleri cemaate okudu. سُمَّ حَرَّمَتْ ticarete Alışverişi. Haram kıldı ki bey'el hamri hamrın şarabın satılmasında. Yani hamri alıp satmayı nehyetti o. Haddesena Ahmed ibn Davud قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة مثله. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha'dan aynı hadisi şerifi Ahmed ibn Ebu Davud'da rivayet ediyor. Felemma hurrima riba Vaktaki riba haram kılındı, hurrimet eşkaluhu kulluha. Ribaya benzeyen şeylerin, o cinsten olanların hepsi haram kılındı.
ve reddetil eşyaul me'huze, alınan eşyalar reddedildi ila ebdaliha, kendi bedellerine. Bir adam ne almışsa onun bedeli neyse, karşılığı neyse o verildi. Öyle bedeller ki el müsaviyeti leha, o alınan eşyalar neye müsavi ise aynen o şekilde gerisin geri verildi. Ziyade, çünkü ziyade alsa riba olacak, o riba ise haram kılındı. Ve hurrime bey'ul lebeni fiddur'u, sağılmamış hayvanın memesindeki sütlerin bey'i de haram kılındı. Sağmamış hayvanı diyor ki bunun sütünü sana bir riyal, iki riyala sattım. Sağdığın daha yok, belli değil. Süt gelecek mi, gelmeyecek mi, ne miktar olacak? Bunlar da haram kılındı. فَدَخَلَ فِي ذَٰلِكَ, buna dahil oldu. اَنَّهْيُ عَنِ النَّفَقَةِ اللَّتِي اَنَّهْيُ نَهِي. Neden? اَنِ النَّفَقَ نَفَقَةً اَلَّتِي, öyle nefaka ki يَمْلِكُ بِهَا, o nefaka sebebiyle malik olur. اَلْمُنْفِكُ اِنْفَقَ اَدَنْ لَبَنَنْ سُدَ فِدْبُرُوا, memelerde. Hayvanın memesindeki süde malik oluyor. Ne sebebiyle? O hayvana bakıyor. Onu yediriyor, içiriyor, besliyor. O sebeple sütünü alıyordu. Bu evvelce helal idi. Fakat bu riba ayeti nazil olduktan sonra bu da haram kılındı. Ve tilken nefekatu ve nefekede, haram kılındı. Çünkü nefeke yok. Müftede. Ve tilken nefekatu, o hayvan üzerine yapılan nefeke, fe gayru mevkufin ala miktariha, onun miktarını bilemiyoruz. Hayvana nefaka verecek, ne kadar yedirecek, ot yedirecek, su içirecek, bakacak, nefakası ne kadar olacak, bu belli değil. Ve lebenü kezalike ize, leben de belli değil. Hayvana bakıyor, onun mukabilinde sütünü alsın. Hayvanın masrafı ne kadar, bu bilinecek. Sağılacak sütte bilinecek ki o vakitte bakalım onun karşılığı mı değil mi? Ne yapacağı nefaka belli, ne alacağı süt belli. İkisi de meçhul olduğundan bu da riba nevinden oldu, haram kılındı. فَرْتَفَعَ بِنَسْخِ الرِّبَى, ribanın nesfi sebebiyle kalktı. اَنْ تَجِبَ النَّفَقَةُ, nefakanın vacip olması, عَلَى الْمُرْتَهِنِ, rehin alan üzerine. Nefakanın vacip olması kalktı. Ne sebebiyle? بِالْمَنَافِعِ, menfaatler sebebiyle. Nefakanın vücubi. Ve şey tecibiye mevcut. En tecibel nefakatü nefaka vacib olan el mühteyni, rehin alan üzerine. Ne sebebiyle vacib ola? Bil menafi elleti, şol bir menfaatler sebebiyle ki yecibü lehu, rehin alan adama vacib olur. İvaden minha, nefaka sebebiyle. Ve bil lebenillezi, şol bir süt sebebiyle o nefaka vacib olur ki yehtelibuhu ve nisar ve yeşrebuhu içer. Rivayeti nazil olduktan sonra rehin kimin elindeyse o adam o hayvana bakacak, ona infak edecek. O nefekesi sebebiyle de o hayvanın menfaatine, yani binmesine yahut da sütünü içmesini, bunu elde edecek. Bunlar caiz iken bu rivayeti nazil olduktan sonra bunlar da haram kılındı. Öyleyse o rehinin nefekesi kime ait olacak? Rehini veren adama. Rehin veren adamın nefekesini verecek ki riba olmayacak. Çünkü öteki adam madem sütünü alamayacak, o hayvandan hiçbir menfaatini göremeyecek, niye beyhude onun nefakasının üzerine alsın? O boş para vermiş, o hayvanı rehin olarak almış. O hayvanın ne masrafı olursa rehin verin üzerine ait. Ve yukalu, denilir. Limen serefe zâlikiler rahim. Hadisteki bu işi rahine sarf eden, rehine sarf edene denilir. Evet. Rehine sarf etti de fece'ale kıldı lehu, o rahin için istemale rehini, rehini istemali kıldı. Onun birinci mezhep sahipleri ne dediler? Rehinin nefekesi rahine aittir. Binaenaleyh rahin nefekesini verdi mi onu icabında hayvana biner. Madem infak onun üzerine ait, sütünü de alır içer dediler. Onlara denilir ki eyecuzu lirrahin, rehin veren adama caiz olur mu? En yerhene racülen, bir adama rehin vere. Daha beten bir hayvanı rehin vere. Halbuki huve rakibuha, kendisi de hayvanın üzerinde. Atın üzerinde. Ben bu atı sana verdim, rehin verdim. Ya at senin altında. Nasıl bu rehin olur mu? Olmaz ya. Rehini götürüp bir defa teslim edeceksin.
Yok, icabında gel. Binmesi bana ait, binebilirim diye istediğin vakitte gel, hayvana götür binem, dedi ki bu rehindir. Olmaz bu. Bu caiz olur mu? فَلَا يَجِدُ بُدَّ مِنَنْ يَقُولَ لَا. Bu adam cevap da muhakkak hiçbir cevap bulamaz, illa diyecek ki hayır. Hayvana binmiş de onu rehin veriyor. Altındaki hayvanı rehin veriyor. Teslim etmemiş, rehin olmaz. La diyecek bu. فَيُقَالُ لَهُ. Adama denilir ki فَيْزَا كَانَ الرَّهْنُ لَا يَجُودُ. Bindiş, kendi altında olan hayvanı rehin vermesi caiz olmazsa اِلَّا اَنْ يَكُونَ مُخَلَّمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُرْتَهِينَ فَيَقْبِدَهُ. İlla bu caiz değil, illa rehni adama verecek. Diyecek ki işte ahan at. Ahan da sen at, al götür. İşte rehin o vakitte caiz olur. Yoksa atın üzerinde kendisi. Atı sana rehin verdim, bu caiz olmaz. Rehin tamam olması için ev ise anahtarı verecek. Hayvan ise yularından tutup bu adama teslim edecek. Bu adam da et tutacak ki rehin tamam olmuş olur. وَيَسِيرَ فِي يَدِهِ. Alan adamın elinde olur. دُونَ يَدِ الرَّهِمْ. Veren adamın, rehin veren adamın elinde olmayacak. كَمَا وَصَفَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلِّ. Nitekim Cenab-ı Hak vesveyledi. اَرْرِهِنَ رِهِنِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى سَعُدُ بِاللّٰهِ فَرِهَانٌ مَقْبُوبَ. Cenab-ı Hak ayette diyor ki bir alışveriş olursa rehinler yapın. Rehin de nasıl? فَرِهَانٌ rehinler مَقْبُوبَ قَبْز olunmuş. Rehni alan adam onu kabz etmiş. Bak, ayette de zikrediliyor. Buna denilir ki bu böyle değil mi? O vakitte ne diyecek? فَيَقُولُ نَعْمَ. Evet, böyledir. Böyle olursa rehni adama teslim ederse ondan sonra gidip adamdan alıp da binmek caiz olur mu? Olmaz. فَيُقَالُ لَهُ. O adama denilir ki فَلَمَّا لَمْ يَجُزَنْ يَسْتَقْبِلَ الرَّهِمْ. Vaktaki rehni kabul etmek caiz olmadı. أَلَا مَا الرَّاهِنُ رَاكِبُهُ. Rakip onun üzerine binmiş olduğu müddetçe, hayvanın üzerinden inip de teslim etmedikçe bu rehin mekbul değil. لَمْ يَجُزْ تُبُوتُهُ فِي يَدِهِ بَعْدَ ذَٰلِكَ رِحْنًا بِحَقِّهِ. Öyleyse onun rehni de sabit olmaz. لَمْ يَجُزْ تُبُوتُهُ. Rehni sübutu sabit olmaz. فِي يَدِهِ. Rahinin elinde. بَعْدَ ذَٰلِكَ. Bundan sonra rehnen, rehin بِحَقِّهِ. Hakkı sebebi. İlla lizalike ise, yani adam atın üzerinde binmiş olduğu müddetçe bu rehin olmuyor ya. Onu teslim edecek, öteki adam elini alacak, kabz edecek ki rehinde teslim olur. لَاَنَّ دَوَامَ الْقَبْضِ. Kabzın devamı, rehni devamlı surette elinde tutmak. لَابُدَّ مِنْهُ فِي الرَّهْنِ. Rehinde bundan elbette lazımdır. اِذَا اِذْ كَانَ الرَّهْنُ. Rehin oldu, اِنَّمَا هُوَ. O rehin, اِحْتِبَاسُ الْمُرْتَهِنِ. Rehini alan adamın hapsetmesidir. لِشَيْءٍ مَرْهُونَ. Rehin verilen bir şeyi bildiğin borç mukabilinde. Rehin ne demektir? Onu veriyor ki borcun emniyette olsun. Adam korkuyor ki benden parayı borç aldı, kaçar. Öyleyse o rehini getirip koyuyor. Mesela atı koydu yahut da deveyi koydu. İşte bu rehin budur. Ben bineceğim. Ben rehini veren ben değil mi? Binme hakkım var. Gitti aldı. Ata bindiği gibi kaçtı çıktı gitti. Rehin olduğu nereden çıktı bu? Rehini verdi, parayı aldı, ondan sonra da binme hakkı vardır diye geldi, aldı, çıktı, gitti. Kaçar, bunun rehin olmadı ki bu. Rehinin devamı için kabzın de devam etmesi lazım. O adam bir defa kabz etti mi daha bırakmaz, bitti. Öyleyse daha rehin veren bir adam nefekesini çektiğinden dolayı ona binmek caiz oldu diye hadisi tefsir ettiniz, yanlış tefsir ettiniz diyor. وَفِي ذَٰلِكَ اَيْذَا. Yine bunda olucudur. مَا يَمْنَعُ الْمُرْتَهِنَ. Peki mürtehin, mürtehin binebilir mi rehin alan adam? Onun sütünü içebilir mi? Hayır diyor. Bu meselede mürtehini de men eden şey vardır. مِنْ اِسْتِخْدَامِ الْاَمَةِ الرَّهِنِ. Rehin verilen bir cariyeyi istihdam etmek caiz değildir. Adam borç para almış, cariyesini rehin vermiş. Bu cariye senin yanında kalsın, parayı getirmesemse cariyeyi sat, paranı al. Adam cariyeyi çalıştırıyor. Çalıştıramaz. Niye? Hakkı yok. Rehin ne demek? Kendi borcu mukabilinde onu tutacak. Ondan menfaat elde edemez. لَاَنَّهَا تَرْجِعُ بِذَٰلِكَ. Evet. Bu sebeple o emeği çalıştırırsa تَرْجِعُ بِذَٰلِكَ çalışması sebebiyle اِلَى حَالٍ. Bir hale rücu eder ki لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا. O hal üzerine caiz olmaz. اِسْتِقْبَالُ الرَّهْنِ. Rehni kabul etmek.
Yani cariyeyi alır çalıştırırsa sen bu rehine elinde tutacaksan, ondan bir fayda temin edemeyeceksen, sen nasıl bu cariyeyi çalıştırıyorsun da ondan menfaat elde ediyorsun? Ne olur o? Riba olur. Para vermiş, cariyeyi almış, cariyeyi çalıştırıyor, oradan kazanıyor. O riba olur. Peki, veren adam, cariye benim değil mi? Cariyeyi rehin verdim ama cariyeyi çalıştıracağım. Ver cariyeyi bana, geçsin yemeye çalışsın. O da yapamaz. Niye? Çünkü rehinin şartı öteki adamın elinde kalması. Öteki adamın elinde kaldığı müddetçe onun efendisi alıp da çalıştıramaz. Ve hüccetun ukhra, diğer bir delil de ennehum kad ecme'u, ulemanın hepsi icma ilediler ki ennel emeter rehine, rehin olan cariye leyse bir rahine yetaha, efendisi gelsin ona cima etsin, bu caiz olmadı. Velil murtehini, o rehine alan adam için caizdir men'uhu, efendisini men etmek min zalik. Ya cariye, adam diyor ki cariye benim değil mi, ver cariyeyi bu gece benim koynumda kalsın. Madem rehindir, vermiyorum diyor. Vermez. فَكَمَا كَانَ الْمُرْتَهِنُ, neteki mürtehin olduğu gibi يَمْنَعُ الرَّاهِنَ, rahini men ettiği gibi بَحَقِّ الرِّهِنِ, rehin sebebiyle مُنْوَتْ اِهَا, cariyeyi istifraş etmekten men ettiği gibi كَانَ لَهُ اَيْضًا, yine mürtehin için, rehin alan için caizdir اَنْ يَمْنَعَهُ مَنْ اَدَ بِحَقِّ الرِّهِنِ, rehin hakkı sebebiyle min istihdamiha, cariyeyi çalıştırmakta. Efendisi cariyeyi vermiş, ver cariye gelsin bana çalışsın. Yok, madem rehindir vermiyorum der. Men eder. Ve hâdâ kavlu Ebi Hanife ve Ebi Yusuf ve Muhammedin rahmetullahi aleyhi. İşte bu üç imamın kavli de budur. Ki yani hulâse, rehin verilirse bir adama, rehin veren adam onun nefakasını, masrafını o çekecek, rehin veren adam. O rehinden gelen menfaat de ne efendisine ne de rehin alan adama, hiçbirisini de menfaat etmeyecek, öylece kalacak. Fakat haddesena Fatun kâle haddesena Ebu Nuaym kâle haddesena Hasan ibn Salih an İsmail ibn Ebi Kâlib an Şâbiyyi kâle la yuntefe'u minel rehni bi şeyin, rehinden hiçbir surette intifa edilmez. Rehin yok oldu mu ondan ne rehni veren adam ne de alan adam hiçbir surette ondan bir menfaat gözleyemezler. Fahad-ı Şabiyyü yekûle hâda, işte Şabi diyor bunu. Ve kad revâne bi Hureyret radıyallahu anh ve nebi sallallahu aleyhi ve sellem ma zekerine. Sizin istidlal etmiş olduğunuz hadisi İmam-ı Şabi rivayet ediyor. İşte İmam-ı Şabi de buradan diyor ki rehinden hiçbir surette istifade edilmez. Öyleyse hadisi tefsirde galet yaptılar bunlar. فَيَجُوزُ عَلَيْهِ, bunun üzerine caizdir ki اَنْ يَكُونَ اَبُوْ هُرَيْرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَدِّسُهُ, eğer birinci mezhep sahiplerinin tefsir ettiği gibi rehin veren adam için caizdir, onu bine, onu sütünü içe böyle tefsir edilse, bunun üzerine şu tereddüt ediyor ki Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'den bu hadisi rivayet ediyor. يُحَدِّسُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالْحَدِ, bu hadisi rivayet etti. Sümme yekûlu huve bi hilâfi, eğer sizin dediğiniz gibi ise rahin rehini veren adam ondan istifade edecekse, Hazreti Ebu Hureyre sonra ne diyor? İstifade edemeyecek. Hadise zıt hareket etti. Sümme yekûlu huve bi hilâfi, hadisi rivayet ediyordu. Ondan sonra hilâfi ile hükmediyor. Ve lem yesbüttün neshu indehû, Nesk oldu desen, nesk da sabit olmadı. Hazreti Ebu Hureyre hadisi rivayet ediyor, tersinesini söylüyor. Bu lazım gelir. Öyleyse sizin tefsiri, hadisi tefsiri yanlış tefsir ediyorsunuz. Yani ikinci mezhep sahipleri onları öyle diyor. فَلَيْنْ كَانَ ذَٰلِكْ كَذَٰلِكْ, eğer Hazreti Ebu Hureyre hadisi rivayet etti, döndü tersine amel ettiyse, böyle olursa fakat سَارَ مُتَّهَمًا فِي رَيْهِ, öyleyse reyinde müttehem oldu. Ya hadis böyle de Ebu Hureyre hadisle amel etmemiş. Baksana, kendi yanlış hareket etmiş, müttehem olur. وَاِذَا كَانَ مُتَّهَمًا فِي رَيْهِ, reyinde müttehem oldu mi? كَانَ مُتَّهَمًا فِي رِوَيَةِ, öyleyse rivayetinde de müttehem oldu. Yani bak bu yanlış hareket ediyor. Öyleyse rivayeti de yanlış olur. وَاِذَا ثَبَتَتْ لَهُ الْعَدَالَ فِي رِوَيَةِ, yok sen dersen ki
rivayette adaleti sabittir. Rivayette müttehem değildir. Rivayeti doğrudur. Öyleyse sebetet levle adaleti fi terki hilafiha. Öyleyse hadisin hilafına amelde de rivayet şeyi adaleti sabittir. Hadisin hilafına hareket etmez. وَاِنْ وَهَبَ سُقُوتَ اَحَدَ الْاَمْرِينَ. Bu iki emrin birisinin sukutunu bağışlarsa diyor, bu ikisinin birisi dese ki sakittir derse وَهَبَ سُقُوتَ الْاَحَرِ, öteki de sakit olur. Efendim bu rivayette adildir ama amelde adil değildir diyemez, onu da diyemez. Rivayette sakit oldu mu amelde de sakit olur. Amelde müttehem oldu mu rivayette de müttehem olur. وَالْمُحْتَجُ عَلَيْنَا بِحَدِيسِ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هَذَا. Bu Hazreti Ebu Hureyre'nin bu hadisiyle bizim aleyhimize delil getiren, ihticac eden adam يَقُولُ der ki مَنْ رَوَى حَدِيسًا عَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَوَ أَعْلَمُ بِتَوِيلِهِ. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini kim rivayet ederse bu hadisin manasını o daha iyi bilir. فَكَانَ يَجِيمْ عَلَى أَصْلِهِ. Öyleyse onun asli üzerine gelir. وَيَزَّمُهُ ona lazım gelir. فِي قَوْلِهِ onun sözünde ki اَنْ يَقُولَ diye. لَمَّا قَالَ الشَّعْبِيُّ مَا زَكَرِنَا. Şabi'nin bizim zikrettiğimizi diye. O da neden? مِمَّا يُخَالِفُ مَا رُوْيَنَا بِهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ اَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Şabi'nin Hazreti Ebu Hureyre'den, o da Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş olduğu meselede diyor ki kâne zâlike delilen alâ nesqihi. Bu onun nesku üzerine delalet etti diye. Onun aslı üzerine. Yani burada o birinci mezhep sahipleri ihtiyaç etseler Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisinde rahin o nefakasını verecek ve onun mukabilinde de rehinden istifade edecek, menfaatini elde edecek. Eğer bu dese ki bak Ebu Hureyre ne güzel hadisi rivayet etti ve o da bildi. Binaenaleyh İmam-ı Şabi de bundan rivayet eyledi. Öyleyse diyor ki senin bu söylediğin kaideye göre فَكَانَ يَجِيْهَ عَلَى أَصْلِهِ وَيَلْزَمِهِ. Onun kendi kaidesine göre gelir. Ona lazım gelir. فِي قَوْلِهِ اَنْ يَقُولَ. Onun kavlünde ki اَدِيَ لَمَّا قَالَ الشَّعْبِيُّ مَا زِكَرْنَا. Şabi ki bu dediğimizi söyledi. Ne dedi? Rehinden hiçbir surette istifade edilmez. Hazreti Ebu Hureyre'den hadisi rivayet eden Şabi. Öyleyse sen ne diyorsun? Hadisi rivayet eden daha iyi bilir. Hadisi kim rivayet etti? Şabi. Şabi ne diyor? Rehinden hiçbir suretle intifa edilmez. Evet. Bu da neden bu? Mimma yukhalifu ma ruyyan Ebu Hureyre radıyallahu anhu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Sen diyorsun ki bak Şabi Ebu Hureyre'den rivayet etti. O da Peygamber Efendimiz'den ki rahin istifade edebilir diyor. Halbuki Şabi'nin kendisi diyor ki istifade edemez. Öyleyse senin getirmiş olduğun bu davaya göre, bu kaideye göre kâne zâlike delîlen alâ nesqihî. Öyleyse bu mesele varmış, neshedilmiş. Buna delil olur, başka yok. Eğer Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisinde rahin istifade eder fakat Şabi sonradan da rehinden hiçbir suretle istifade edilmez demiş de öyleyse demek ki varmış bu hüküm, neshedilmiş. Alâ külli hal, ya neskedilmiş yahut da hadisi siz anlamıyorsunuz. Bizim dediğimiz gibi rehinden hiçbir suretle istifade edilmez. Vallahu teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.